Arkadaşlar herkese merhaba. Volkan Mana ben. Bugün teknolojioku.com olarak sizinle dün tanıtımı yapılan Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'in ön değerlendirmesini yapmak istiyorum. Bu bir gelenek haline geldi biliyorsunuz. Hep söylüyorum. Galaxy S7 ve Galaxy S7'nin Edge'in bence öncelikle teknik özellikleriyle başlayalım. Burada da arkadaşlar var. Kalabalık bir grup. Şu anda onlara da şeyi söylemiş olalım. Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'in teknik özelliklerini. En başta Galaxy S7'nin Galaxy S6 ile aynı ekran boyutuna sahip olduğunu söyleyeyim. İkisi de 5.1 inç ekran boyutuna sahip. Ama Galaxy S6 Edge'den daha farklı Galaxy S7 Edge ve Galaxy S7 Edge'de 5.5 inç bir ekrana geçiş yapılıyor. Her iki ekranda işte bir önceki nesilde olduğu gibi yine 2K çözünürlük sunuyor. Bunun yanında telefonlarda işte bir Exynos 8890 yanlış hatırlamıyorsam işlemci var Samsung'un. Bunun yanında bir de Snapdragon 820'nin olduğu söyleniyor ama hangi bölgelerde hangi telefonların satılacağını ben şu an daha bilmiyorum. 4 GB sistem belleği var. DDR4 bellek bunlar. Tahminim 1866 MHz'e çalışıyor. Bunun yanında söyleyebileceğim en önemli şey bence kamera tarafında. Samsung ilk defa bir nesilde ya da yeni nesil telefonunda kamera megapikselini küçültüyor. 16 megapiksel kullanılmıştı Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge'de ama şu anda Galaxy S7'de ve Galaxy S7 Edge'de 12 megapiksele geçiş yapılıyor. Burada tabii bu bir dezavantajmış gibi görülüyor pazarlama açısından ama şöyle söyleyeyim. Burada Samsung şunu yapıyor. Sensörün üzerinde yani kamera sensörünün üzerindeki şeylerin nedir o piksel boyutlarını büyüterek aslında daha iyi ışık almasını sağlıyor ve daha aslında net fotoğraflar ortaya çıkartılabilecek bu şekilde. Bir de dual piksel dedikleri bir şey var. Bunun detaylarını size detaylı incelemede açıklayacağım. Çok şu an detaya girmek istemiyorum o yüzden. Bence en önemli şeylerden bir tanesi yani ki LG'nin G5'in tanıtmasından sonra bu bir artık inovasyon diyebiliriz bunun için. Samsung Galaxy S7'de 3000 mAh pile geçiş yapıyor. Daha önce Galaxy S6'da 2550 mAh pili vardı. Pil ciddi oranda bir artış görüyoruz pil tarafında. Galaxy S7 Edge'de ise 3600 mAh'lık bir pil var ki 5.5 inç ekranlar arasındaki en yüksek pil güçlerinden bir tanesine sahip ve sadece 7.7 mm kalınlığına sahip bu telefonlar, öyle söyleyeyim. Çok önemli, yani burada en önemli şeylerden bir tanesi şu. İşlemci özel bir likit şekilde sıvıyla soğutuluyor. Yani bu normalde daha evvel bilgisayar sistemlerinde kullandığımız bir soğutucu yöntemiydi bu ama şu anda telefonlarda da bu sistem kullanılmaya başladı. Akıllı optik görüntü sabitleme diye bir şey var. Bunu çok merak ediyorum nasıl çalıştığını. Daha evvel işte hibrit yapılar vardı. İşte hem donanım anlamında hem yazılım anlamında çalışan ama ben şu anda bu Smart OS dedikleri şeyin çok daha gelişmiş bir versiyon olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Gelişmiş işte şarj, hızlı şarj özelliğinden bahsediliyor ama değerler tam olarak belli değil. İşte parmak izi okuma sensörü şudur budur falan filan var telefonda. Bunlar oldukça güzel özellikler. Ve gerçekten de Galaxy S7 bence Samsung kullanıcıların isteğini dinleyerek ortaya çıkarttığı bir telefon olmuş. Çünkü kullanıcılar hep şunu diyordu. Hep bunu diyoruz. Daha ince bir telefon olacağına daha yüksek pil gücü sunan bir telefon olsun diyorduk. Bu olmuş. Bunun yanında işte micro SD kart desteği olsun demiştik. Bu da oldu. Galaxy S6'da ve Galaxy S6 Edge'de biliyorsunuz micro SD kart desteği yoktu ama yeni telefonlarda Galaxy S7'de ve Galaxy S7 Edge'de micro SD kart desteği var. Su geçirmez özelliğine geri dönülüyor Galaxy S5'teki gibi. Bu da oldukça güzel. Yani dün akşam lansman çok çok iyiydi. Gerçekten çok güzel bir lansmandı. Çok eğlenceli bir lansmandı. Arayüzün değiştiğini gördük. Bunu söyleyeyim. TouchWiz arayüzü tamamen değişti ve artık Edge ekranlarının çok daha efektif bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Telefonu çalıyor arkadaşlarım. Daha efektif şekilde kullanıldığını görüyoruz. Mesela Galaxy S6 Edge'de yan taraftaki bu Edge ekranının sadece ve sadece işte Twitter bildirimleri verebildiğini görüyorduk ama Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge ile birlikte bu özellikle Galaxy S7 Edge'den bahsedelim. Yan taraftaki ekranın daha efektif kullanılabileceğine şahit olacağız. Bunu dediğim gibi yapacağımız testler zaten sizlere göstereceğiz, ortaya koyacağız. Bunu bekliyoruz. Su geçirmezlikten bahsettik, micro SD kart desteğinden bahsettik. Lansmanda Epic Games'in CEO'su çıktı ve telefonda bir
benchmark testi yaptı. Keşke bu benchmark testini iPhone 6s Plus'ta da yapabilmiş olsalardı diyorum. Çünkü kamera tarafında onu kıyaslamışlardı ama orada benchmark tarafında kıyaslama olmadı. Keşke olsaydı. Samsung bir de dün akşam GR360 diye bir şey tanıttı. Ben bu tarz ürünlerin son kullanıcı açısından çok bir şey ifade etmediğini düşünüyorum. Yani bu bizim gibi içerik üreten insanlar için oldukça güzel. Atıyorum burada mesela şu an bir içerik üretiyoruz ve burada arkada da bir şeyler var, yanda da insanlar var, bize bakıyorlar falan filan. Hatta sokaktan geçen insanlar bize bakıyor. Keşke bunları görebilmiş olsaydınız. Bunları da dediğim gibi Samsung kendi akıllı gözlüğü ya da sanal gerçek gözlüğüyle bunu birleştirerek oldukça güzel bir iş ortaya koyuyor. Yani yerinize oturarak sadece sanal gerçek gözlüğünüzü takarak bundan sonra belki bizim ürettiğimiz içeriklere ulaşabileceksiniz ve kafanızı etrafa sağa sola çevirerek bizleri ortamlarını daha rahat bir şekilde görebileceksiniz. Bence lansmanın en önemli anlarından bir tanesi herkesin gözünde Gear VR varken Mark Zuckerberg'in sahneye çıkmasıydı. Samsung'la Facebook güçlerini birleştirdi demek ne kadar doğru bilemiyorum ama çünkü Mark Zuckerberg çok değişik bir adam. Pek güç birleştirecek bir adam değil yani. Genelde gücü elinde tutmayı seven bir adam. Bu noktada Mark Zuckerberg Samsung'a gerçekten destek vermeye başladı ve özellikle sanal gerçeklik gözlüğünün daha ileri götürülmesiyle ilgili hem yazılımsal hem de sanıyorum donanımsal bazı yardımları olacak önümüzdeki günlerde. Samsung Pay'den bahsedeyim hemen. Lansmandan bahsederken Samsung CEO'su anladığım kadarıyla Apple Pay'in başarısından sonra Samsung Pay'e kafayı takmış. Samsung Pay çok yakında çok ciddi olarak dünya üzerinde birçok ülkede kullanıma başlayacak. Çok güzel, çok iyi, ciddi ortakları var. Söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge özellikle fiyatlandırmasıyla çok merak ediyorum ne kadar diye. Şu an Galaxy S6 ne kadar? 2000 lira seviyesinde Galaxy S6'ya satılıyor. Yani ben bu telefonu 2700 lira seviyelerinde, 2800 lira seviyelerinde ya da 2799 lira seviyelerinde satışa sunulacağını düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki dönem bize ne gösterecek? Şey mutlaka pahalı olacaktır. Yani Galaxy 7 Edge kesinlikle pahalı olacaktır. Çünkü özel bir telefon. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Fiyatla ilgili de yorumlarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.